bırakalım. Dünden sonra yine bir gri artık gerçekten çok sıkıcı gelmeye başladı Bolduk bana. Artık çünkü gibi. Hani programı da takip ediyorum sürekli gri gri, hani yeni evlenecek gelinler artık şu gri siyah sevdasından vazgeçsinler. Başka renk mi kalmadı diye çok merak ediyorum. Mobilyaları güzel aslında fakat birkaç bir şeyini beğenemedim. Özellikle yemek masasının üzerindeki şamdanlar çok büyük geldi bana. Düğün salonuna gitmişim de o masada duran şamdanlar kadar büyük görünüyor. Onu bana annem hediye almıştı. Ben de öyle kullanmak istedim. Zaten bu salonu günlük kullanmıyorum. Özel misafirlerim geldiği zaman burada oturuyorum. Oturma odam var. Orada eşimle daha keyifli vakit geçirdim. Kendimizce dizayn ettiğimiz bir odamız var. Ama ben özel misafirlerimi burada ağırlıyorum. Sen de başını çeyiz sererken de çeyize geçerken de göreceksiniz zaten o odayı. Ama anne bana şöyle geldi. Direkt mobilyacıdan alınıp koyulmuş. Hani hiç kendinden bir şey katmamış. Hani kendinden kattığı tek şey şu diyebilirim. Mobilya ayakları, konsol, ünitenin ayakları gümüş renk. Yemek masasınınki beyaz, sandalyeler bile gümüş. Hani o da gümüş olsaydı bari de takım bozulmasaydı. Canım takım zaten onların hepsi. Hani düğün seti. Aynısını söylemiştim düğün seti olarak geçiyor. Takım. Ayakları farklı. Komple evet. Takım olarak aldın. Mobilyalarım ne takım. Ne kadar ödedin? Aslanım şöyle koltuk takımı evet. Ve yemek odası takımını yaklaşık bir 20 bin liraya aldım. Ha, bir yıl önce değil evet, mi? Evet bir buçuk yıl önce diyelim. Peki siz nasıl buldunuz? Fiyat gayet uygun Aslı Hanım ama ben de beğenmedim koltuk takımını. Neyini beğenmedin şey, bu takım? Çok klasik Aslı Hanım yani belediye dağıtmış gibi mi derler artık bilmiyorum. Her yerde var. Özellikle ya. Şu çizgili kırlentleri asla görmek istemezdim. Ama ben masadaki şamdanları beğendim açıkçası. Güzel duruyor. Çok fazla aksesuar da kullanmadığı için hani böyle bir ışıltı katmış. Duvarları da boş çünkü. Canım burada kocaman bir tablo var. Neresi boş pardon duvarların? Onu da söyleyeceğim hayatım. Zaten bir tek olmayan şey o. Diğer duvarlarda hiçbir şey yok. Sadece o var ama onu buraya hiç uyduramadım. Yakışmadı. Rengi de uymuyor. Onun için burada değil başka bir alanda değerlendirmeni isterdim. Bir de burada hiç yeşillik göremiyorum. Gerçekten bir salon çiçeği. O çok az bir tane. Buraya hani renk katacak böyle bir yeşillik böyle bir nefes aldıracak bir şey isterdim. Her şey çok gri hani renk katılan çok hiçbir şey yok. Yani. En azından benimki siyahlı griliydi yeşillikler vardı biraz daha içimiz açılıyordu. Ama burası daha gri halını çok beğendim sadece. Tüllerini çok beğendim ama dediğim gibi koltuk takımını yemek odası takımını çok klasik buldum her yerde gördüklerimiz. Bir de konsol yanında TV ünitesi çok boğmuş böyle tren gibi hepsi aynı. Döşemişin gitmiş yani evet. Mağazadan farksız. Mağazadan farksız. Şöyle salonum dar olduğu için ben eşyalarımı alırken bu evde oturacağımı bilmiyordum tabii. Açıkçası. Şöyle yaptım. Ben eşyalarımı kendi zevkime göre seçtim. Evim eşyalarıma göre ev bulmaya çalıştım. Çok talihsiz önce bir zamanda. Evet, talihsiz bir zamanda ev aramaya başladığımız için evi de zaten çok zor bulduk. Az kalsın evsiz kalacaktık zaten. Eyvah, kiralık. Evet, evet kiralık. Ne kadar buranın kirası? 3000 lira aslanım. 3000 lira. Evet. Gerçi şimdi gayet iyi oturuyoruz da değil bize mi? Fazla geliyordu ilk başlarda. Tabii. Doğru. Avizeni beğendim. Benimkinin aynısı zaten. Evet. Onun için onu beğendim. Bak orada ne var? Bir tane avize. İçerisi de boş ampul. Evet oraya gelecekti. Avizenin bir camı diyeyim yani avize değil. Kavanoz mu diyorlar tam olarak ne diyeyim ona? Kavanoz bulamadım. Evet oranın içerisinde bir ampul yok. Onun içinde ampul var canım. Bir saniye. Onun bir içinde saniye, ampul var. Bir saniye kırıyorsun beni. Tamam hadi bakalım çıkar ampulünü. Tamam.